Mucit Anne Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizlere tam bir yaz pastası tarifim var. Fırın kullanmadan meyveli çok hafif bir pasta hazırlayacağız. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle bir tencerenin içerisine 1 litre süt alarak başlıyorum. Hemen üzerine bir klasik su bardağı un ilavesini yapıyorum. Yine bir klasik su bardağı şeker ekledikten sonra bir küçük fincanda Hindistan cevizi kullanıyorum. Hindistan cevizi kullanılmaya da bilir. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum, Ocağımın üzerine alacağım ve bakın şöyle karıştırarak bol Hindistan cevizi nefis bir muhallebi elde edeceğim. Muhallebim biraz koyulaştıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımı da eritiyorum. İyice göz göz olduktan sonra artık muhallebim pişmiş diyebilirim. Bakın böyle tam istediğim kıvamda nefis bir muhallebi elde ettim. Şimdi tenceremi ocağımdan aldım. Hemen üzerine bir paket şekerli vanilin boşalttım. Şekerli vanilimi de güzelce çırpıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi bildirirseniz hemen sizlere geri döneceğim inşallah. Bakın şöyle elimde bir paket kedi deli bisküvi var. Kedi deli bisküvilerimi şöyle hemen paketini açacağım. Sıcak muhallebimin içerisine küçük küçük parçalayacağım. Bu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyorum. Mutfağa ilk kez gelecek olan arkadaşlarımın dahi kolaylıkla yapabileceği bir pasta. Evet ben kedi dili bisküvilerimi tamamladım. Şöyle hemen tenceremin içerisinde karıştırıyorum. Bu arada muhallebim oldukça sıcak. Şöyle küçük boy kare borcamımı sudan geçirdim. Hemen üzerine hazırlamış olduğum muhallebili karışımı pastamın alt katını oluşturacak karışımı fırın kabımın içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Şöyle homojen bir karışım elde etmek adına düzeltiyorum. Her tarafa kedi dili bisküvilerim eşit yayılsın ve soğumaya bıraktım. Bu arada ben üzeri için meyve sosunu hazırlıyorum. Ben çilek kullanacağım bugün. Şöyle küçücük parçalara ayıracağım çileklerimi. Mevsim meyvelerini kullanabilirsiniz. Şeftali, kayısı, muz, e, vişne. Çok yakışacaktır vişne de. E, sosu dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle doğramış olduğum çileklerimi bir tencerenin içerisine alıyorum. Hemen üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve şöyle 1 tepeleme kaşık mısır nişastası kullanacağım. Yemek kaşığı, bir tepeleme yemek kaşığı. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı su ile nişastamı açıyorum. Nişastamı tenceremin içerisine boşaltıyorum. Hemen üzerine bir klasik su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla karıştıracağım ve hemen ocağıma alıp meyve sosumu hazırlayacağım. Evet bakın şöyle karıştırıyorum. Karıştırdıkça koyulaştığını ve renginin değiştirdiğini göreceksiniz. ve tam istediğim kıvama geldi meyve sosum. Bakın şöyle bol meyveli mis gibi çilek kokulu bir sos hazırladık. İlk sıcaklığı geçen meyve sosumu hazırlamış olduğum muhallebimin üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla eşit bir şekilde yayıyorum. Ve hemen dolabıma kaldıracağım. 2 saat mutlaka dolapta beklemesi gerekiyor. Ve evet benim pastam dolaptan çıktı. Şöyle dilimleri ayırdım. Hemen sizlere iç yapısını da göstereceğim. Tam bir yaz pastası. Çok hafif ve çok lezzetli. Meyveli, kedi dili bisküvi ile hazırladığımız fırınsız nefis bir pasta. Şöyle servis tabağımı aldım. Hemen bir çatal alarak iç yapısında tamamen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde. Ve nefis pastamız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mucit Anne kanalına abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.